Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca sıfırdan paragraf kampında geldik ikinci güne yol ilginize çok teşekkür ediyorum biliyorum ki çok faydalı olacak siz de zaten o düşünceyle yüklendiniz arkadaşlar çok teşekkür ediyorum öncelikle ikinci gündeyiz İlk gün biliyorsunuz sıfırıncı günde başladık öncelikle onu söyleyeyim. Sıfırıncı günde bir kamp tanıtımı yaptık. Hem kitabın içeriğini hem videoların geliş saatini, giriş saatini her şeyini konuşmuş olduk eyvallah. Birinci günde ana düşünce sorularını işledik. Biliyorsunuz ana düşünce sorularında metne genellikle göz atıyoruz genel bir göz atım. Sonrasında son birkaç cümleye odaklanıyoruz. Bütün mesele bu. Çıkmış sorularda öyle, son senenin de öyle, ondan sonrakiler de öyle olacak. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bunları iyice özümseyelim. Kitaptaki ödevleri kesinlikle yapalım arkadaşlar. Ekstra taktiklerle paragraf kitabından soru çözebilirsiniz. Neyin peşindesin? Peşindesin bu arada. Neyin peşindesinden soru çözebilirsiniz. Full çözülebilir, ultra hızdan çözebilir. Bir sürü paragraf kitabı var biliyorsunuz. Oralardan da gidebilirsiniz. Ekstra ödevlendirmeler yapabilirsiniz. Ama kitaptaki ödevlendirmeleri mutlaka bitirin. Orada süre tutmamanız gereken testler var. Süre tutmanız gereken testler var. Hızlandırma testleri var. İnanılmaz testler var. Bu kitap inanılmaz bir özenle hazırlandı. İçiniz çok rahat olsun. Onları mutlaka yapın. Sonra lütfen bu kitap bittikten sonra yani testi çözdükten sonra diyelim en azından gün içerisinde. Çıkmış soruları çözün arkadaşlar. Taktikleri çıkmış sorularda uyguladığınızı görünce saniyesinde inanılmaz yol aldığınızı göreceksiniz. Son 50 yıl 60 yıla gerek yok. Son 4-5 yılın sorularına bakın. İnanılmaz hızlandığınızı göreceksiniz. En önemli ölçülerden biri de bu. Ondan sonra istediğiniz çözebilirsiniz. Ondan sonra sıkıntı yok. Ama bu sırayı mutlaka takip edin. Tamam çok önemli. Kitaptaki ödevlendirmeleri kesinlikle bitirin. Uzattın hocam. Vallahi uzattın. Haydi gelsin isterseniz. Hemen ikinci gün muhabbetimiz. Evet ikinci gündeyiz arkadaşlar. Heyecanlıyız. Heyecan dorukta. Haydi isterseniz başlayabilirim. Bugün... Söylenebilir ve çıkarılabilir soru tarzını konuşacağız. ÖSYM'nin son zamanlarda bayıldığı, baya baya bayıldığı soru tarzlarından bir tanesi. Bakın 2018'de bu soru tarzından hemen şöyle analizimizi yapalım arkadaşlar. 2018'de tam 8 adet gelmiş. Haydi şöyle iyice yaklaştıralım hocam. Ben dayanamam yoksa. o böyleymiş, böyleymiş. Yaklaşıyor mu? Bakalım birazdan belki biraz daha zorlayabiliriz. 2019'da ha geldi vallahi geldi. Dur 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 dur. Ha iyice gözümüze batırmam lazım bunu. Süper. 2019'da 4 adet sormuş. Bak 2018 2019 çat diye yarı yarıya kesmiş. 2024'te yine tam 4 adet arkadaşlar. Sadece söylenebilir, çıkarılabilir sorusu gelmiş. Çoklu soruları falan da dikkate alarak bu arada bunları hazırlıyoruz. Yani bazen tek başına, bazen çoklu sorulardan bir tanesi olarak da gelebiliyor. Sınavda ne kadar çıktıysa onu konuşuyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. 2021'de 5 adet gelmiş. 2022'de 6 adet 2023'te 6 adet. Ben size söyleyeyim arkadaşlar bu sene de ortalama 5-6 adet soru göreceğiz. Birazdan konuşacağımız soruyla ilgili. E, 3-4 tane de zaten ana düşünce vardı. 10 tane Bitti sıra bitti. Doğal olarak bakın soru tarzları ne kadar önem taşıyor arkadaşlar. Gel isterseniz hemen soru analizini şöyle yaptık. Aşağı doğru taktik köşesine doğru inelim. ÖSYM bizden ne istiyor? Neye dikkat etmemiz lazım? Bakın arkadaşlar. ÖSYM'nin son yıllarda en çok soru sorduğu soru kalıpları. Bak bu çok önemli. Burada iyi bir analiz yapalım. Soru çözeriz. Dursun sorunu. Şu an önemi yok. Boş verin. Gelin şu sohbetimizi, muhabbetimizi iyi bir yapalım. Bütün mesele burası arkadaşlar. Soruyu burada halledeceksiniz. Ana düşünce konusu kapsamında evet değerlendirebiliriz. Ana düşünce sorusu gibi düşünülebilir arkadaşlar. Bunu noktada parçadan hareketle yorum yapmasını isteyen de soru tarzları. Yani benim buradan bir şey çıkarmam da isteniyor ama yorumdan kastım tamamen sınırlı. Yani A dediğine göre burada A'yı anlattığına göre kesin C'dir ya falan gibi bir uzak bir yorum değil. A dediğine göre A ile B arası bir şey gibi. Yani çok fazla çıkmadan metinden çıkmadan metinden yorumdan bahsediyoruz. Aman dikkat buralar önemli arkadaşlar. Bu noktada anahtar kelime özelliği gösteren kelime gruplarına vesaireleri tabii ki kavramlara dikkat etmemiz lazım. İki türlü çözüş yöntemi var birazdan bahsedeceğim arkadaşlar bunu. Tabii ki ana düşünceyi bulduktan sonra bir şeyler çıkarmak bir iki adım bir şeyler söylemek çok yerinde olur. Peki nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Bu tarz sorularda genellikle seçenekleri uzattıklarını görüyoruz. Bak bu çok önemli. Hemen bunu şöyle bir yuvarlak içine, kare içine, kutucuk içine alayım. Şıklar uzun tutuluyor. Bu durum öğrencinin soruya odaklanmasını zorlaştırır. Yani anahtar kelime avına çıkmak zorundayız arkadaşlar. Lütfen bunu bir zorunluluk olarak görün ki yol alabilirsiniz. Yoksa hocam ben böyle de çözüyorum. Hızlı yaptığınız sürece tüm taktikler mübahtır hocam. Yeter ki soruyu hızlı çözün. Soruyu hızlı ve doğru çözüyorsanız istediğiniz gibi çözebilirsiniz. Bütün mesele bu. Ben buna katılıyorum hocam. Bu görüşte varım evet. Ya hocam böyle de çözebiliyorum ama sanki şöyle çözersem daha hızlı eyvallah oradayım. Ya da hocam ben şöyle çözüyordum ama bu taktikle birlikte uçmaya başladım. Hah buradasın abi o zaman buradayız. Buradan devam etmelisin. Bütün mesele bu. Yani sizden camsı hızlandıranı alıp yürüm net. Peki hocam parça okuduktan sonra ana düşünceyle ilgili zihnimizde çıkarımda bulunabilirsek evet çeldiricileri elemek kolay olabilir. Bu bir çözüş yöntemi arkadaşlar bu bir. Bir tanesi metni okursun ana düşüncesini alırsın. Yani genel olarak bakıp son bir iki cümleden ana düşünceyi çıkartırsın. Ve en yakın olan seçeneği alır, alır, alıp ararsın. Bula bir konuşabilirsem alırsın. İkinci bir çözüm yöntemi ise şıklardan hareket arkadaşlar. Ben iki türlü de çözeceğim arkadaşlar size. Hangisi kolayınıza gelirse. Siz de deneyin lütfen. İki türlü çözümü var çünkü bu sorunun. Ben şıklardan gidiyorum mesela. 10 soru çözsem 9'unu ışıklardan giderek çözerim onu söyleyeyim. Bir tanesi zorlarsa belki metne bakabilirim falan. Tamam. Yani ben kendi çözüm yönteminden bahsedeyim. Burada tabii ki tamamen objektif object bir şekilde anlatıyorum. Yani o da olur, o da olur. İki yöntem var. İster metindeki anı düşünceyi bulup şıklara yürümek, ister şıkları alıp metne yürümek. Siz hangisini hızlı çözebilirsiniz, hangisini hızlı uygulayabilirsiniz? Evet arkadaşlar geldik soru kalıplarına. Şimdi hani dedik ya sınavda işte 8 tane çıkmış, 4 tane çıkmış, 6 tane çıkmış falan. İşte onlar bu soru tarzları arkadaşlar. Hangisine ulaşılabilir? Kalem gelsin hocam. Hangisine ulaşılabilir? Hangisi söylenebilir? Hangisi çıkarılabilir? Hangisine değinilmiştir falan filan. Tamam mı? Bu soru tarzlarından bahsediyoruz. Çok önemli bir analiz yaptık arkadaşlar. Şu an sayılarından bahsettik. Tamamdır taktiğini anlattık. Tamamdır tüm açık kapılarını konuştuk. Neye dikkat etmeniz gerektiğini konuştuk. Eyvallah soru kalıplarını da söyledik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Buradaki örnek sorumuza. Bunu iki türlü dediğim gibi çözebilirsiniz. Hemen şöyle bir yaklaştırayım arkadaşlar sizlere. Evet böyle iyi gibi gözüküyor. Tamam hem taktikte gözüksün, dağılımda e, dağılım da gözüksün. Şimdi birinci çözüş yöntemi seçeneklerden gitmek. Anahtar kelime avıyla gidebilirsiniz. Mesela ikisini de deneyelim arkadaşlar. söylenebildiği arıyoruz. Bakın önce seçeneklerden gidiyorum. Ne diyor bana? Plastiğin diyor doğada dönüşüme uğramaması ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Ciddi sağlık sorunları. Tamam hocam aldım. Geri dönüşüm sorununun ortadan kaldırılmasında parçalanabilen şişe fikriyle önemli bir adım atılmış oldu diyor. Tamam parçalanabilen şişe fikri önemli adım. Güzel. Plastiğin yerine alternatif malzeme üretme fikrinin ortaya atılması kısa vadede bir çözüm olarak görünmüyor diyor. Tamamdır. Kısa vadede bir çözüm olarak görünmemesi. Kısa geri dönüşümü sağlanamayan kısa dönüşümü. Geri dönüşümü sağlanamayan plastik ve benzeri maddeler doğada, doğal hayata diyor. Kalıcı hasarlar vermektedir. Kalıcı hasar. Mantığı aslında e, anladık gibi değil mi? Metin az çok anlaşılıyor gibi şu an yani şıklar arasındaki ilişkiden bile. Biyolojik olarak parçalanabilen şey şimdilik tasarım aşamasında olan sonuç odaklı bir çalışma. Tamam tasarım aşamasında taşarım, taşarım aşaması evet tasarım aşamasında olan sonuç odaklı çalışmalardan biri. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neye ulaşabileceğiz. Yapay olarak üretilmekte olan plastik şişelerden birçok alanda yararlanıyoruz. Güzel eyvallah yararlanalım hocam. Hayatımızı kolaylaştıran bu malzemelerin doğada kendiliğinden yok olma süreleri çok uzun olduğundan çevre ve canlılar üzerinde olumsuz etkileri var diyor. Tamam bakın burası arkadaşlar aslında metnin giriş kısmı. Yani yeryüzündeki bütün paragrafların konusu veya ana şeyi sorulmuyorsa konusu veya yakındığı durum sorulmuyorsa en gereksiz kısmı. Bomboş bir giriş. Yani burası tamamen vakit kaybı arkadaşlar. Sınavda da algınız böyle olmalı. Okudum e tamam yani bir şey yok. Hiçbir şey ağlamadık arkadaşlar. Hiçbir şey. Şimdi soru şuradan başlıyor. Bana kalsa direkt buradan çizeceğim de işte hocam son cümle okudum olmadı olmasın diye. Genel olarak bir bakıyoruz. İçiniz rahatlasın diye. Yoksa kesinlikle gerek yok yani. Gereksiz. Bilim insanları bak başlıyoruz. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için doğada biyolojik olarak parçalanarak yok olmalarını sağlayacak bakteri türünü keşfetti. Güzel eyvallah. Sanki böyle parçalanma falan geçti bir yerlerde tamam. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırmayla plastik gibi kalıcı olmayan ve kullanıldıktan sonra biyolojik olarak parçalanabilen bir malzemeden şey öğretme fikri ortaya diyor ha tamamdır. Parçalanabilen malzemeden şey yapma. Abi Edirne'de geçmedi mi? Parçalanabilen şey ama hala böyle bir sonuç odaklı çalışmalardan biri olduğu, tasarım aşamasında olduğu, e orada da zaten fikir ortaya atıldı diyor, bitti. Cevabın kesinlikle edin olması gerekmiyor mu? Evet bakın açıklamada da vardır mutlaka. Ne diyor? Parçanın son cümlesini okuduğumuzda parçalanabilen bir malzemeden şişe üretme fikri ortaya atıldı sözü. E şıkkında tasarım aşamasında söz öbeğiyle örtüşmekte. İşte arkadaşlar bakın sizden istediğimizde tam olarak bu. Yani şunu düşünmemeniz hocam. Yani fikri ortaya atıldı. Ben göremiyorum ortaya atılan fikir şıklarda zaten böyle vermiyor. Tam sınav formatıdır bu. Adam diyor ki fikir ortaya atılmış yani daha taşlar aşamasında. Henüz icraata geçilmemiş, henüz eyleme dökülmemiş diyor. İşte sizden istediğimiz şey bu arkadaşlar. Bakın sınava ciddi bir zaman var. İçiniz rahat olsun. Bu kampı şimdi yapıyor olmamız size o kadar fayda sağlayacak ki. Arkanıza bir yaslanın arkadaşlar. Bir çay may bir şeyler alın gelin. Hiç acelemiz yok bu videoda. Tüm videolarda olduğu gibi. Arkanıza bir yaslanın. Bakın bütün mesele bu arkadaşlar. Yani bir fikir ortaya atıldı diyecek ve sen diyeceksin ki ha tamamdır. Daha ortaya atılmış. Daha henüz uygulanmamış. Tamam. Tamam. Tasarım aşamasında. Bütün mesele bu arkadaşlar. Sınavda bunu yapabildiğiniz müddetçe yapamayacağınız soru yok. Bakın bütün sorular öyle arkadaşlar. Yani yukarıda A deyip çat diye aşağıda A demiyor. Yukarıda A diyorsa altta B falan B'ye yakın şeyler söylüyor. Ona benzer bir şey bulman gerekiyor. Fikir diyorsa tamam hemen çat diye ışıklarda böyle tasarım aşamasında falan aramanı istiyor senden. Bütün mesele bu. Sen bunu yapabildiğin müddetçe ol ...işte bu kampta sorularla bunu aşacağız arkadaşlar. Beraber halledeceğiz. Eş anlamlı sözcük çalışmasını beraber yapacağız. Kelimeleri vesaireleri beraber bulacağız böyle böyle yol alacaksınız. Hiç acele etmeyin. Paragraf dil bilgisi gibi değildir. Dil bilgisinde bir konuyu çok iyi anlarsın. Çat diye soru çözersin full çekersin bu. Çok iyi anlarsın oturtursun çat ilk testte full çekersin. Ama paragraf öyle değil. Zaman isteyecek. Oturtacağız yavaş yavaş hiç acele etmeyin lütfen. Çok iyi yoldayız hocam. Peki hocam ne kadar soru gelir az çok tahmin ettik. 5-6 soru gözüküyor. Taktik köşesinde açık kapıları söyledik. İsterseniz metni okuyun. Metnin son 1-2 cümlesini okuduktan sonra odaklanın. Kısa bir yorumla gidin isterseniz seçeneklerden hareket edin. Hangisi kolayınıza gelirse iki çözüş yöntemi var. Benim kolayıma gelen seçeneklerden gitmek ama temel atma testine doğru gidiyoruz. İşte burası temel atma testi arkadaşlar beraber bakacağız. Temel atma testinde ben bazı soruları o şekilde bazı soruları az önceki durumda çözeceğim. Yani bazılarını da metinden bazılarını da çıktan gideceğim. Hangisi hoşunuza giderse sizin kolayınıza gelirse siz de lütfen öyle çözün olur mu? Bir bakalım beraber hadi gelin isterseniz hangisi söylenebilir diyor. İlk soruyla bir başlayalım. Şimdi lütfen soru kökünü yuvarlak içine almayı alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Mutlaka lütfen bunu yuvarlak için alın. Söylenebilir. Tamam. Temel atma testi. Gelin oturtalım ince. Bakın, iki yolu çözülebilir. Ben önce metne bakacağım. Şıktan gideceğim sonra. Bir de şıktan gidip metne bakalım. Her soruda bunları deneyerek gidelim. Tamam? Hangisi hoşunuza giderse. Mesela Coğrafyada çevre kavramı sadece fiziki çevreden ibaret değildir. Doğal çevrede insanın yap yaptığı değişiklikler sonucu ortaya çıkan yapılaşmış çevrede önemlidir. Şehirler doğadan uzak yapılaşmış çevrenin üst düzeye çıktığı mekansal ürünlerdir. Güzelleme tipi türküler şehirlerde yerlilik duygusunu ortaya koyarken türkülerde geçen yerleşme adları bazen yön belirtmekte bazen de şehir morfolojisi hakkında bilgi vermektedir. Bu noktada Mardin Kapı Şen olur? türküsü Diyarbakır şehrinin çeşitli özelliklerini yansıması bakımından anlam kazanmaktadır. Eyvallah Diyarbakır Selçuklu şehri karakterine sahip bir yerleşme olup etrafı surlarla çevrilir. Bu sorun değişik yönlere açılan kapıları vardır. Dağ kapı, kıraca Dağ yönünü ifade ederken Mardin kapı Mardin yönünü ifade etmektedir. Türküde Mardin kapının dibinde değirmen bulunduğundan söylenmektedir. Bu husus şehir içi arazi kullanımının geçmişteki durumunu anlatmaktadır. Tamam yani az çok böyle şehir içi durumdan bahsetti, türkülerin yansımasından bahsetti, Diyarbakır falan. Üç noktada da aslında metni böyle üçe böldüğümüzde üç noktada da bize çok önemli şeyler söyledi. Gelin hangisine ulaşılabiliriz beraber bir gidelim. Hangisi söylenebilir acaba? Coğrafya ile bilimin diyor, coğrafya bilimin verilerinden yararlanır. Bilimle alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Bilimin B'si yok bir kere metinde geçtim. Güzel. Türküden bahsediyor adam. Geçmişle günümüz arasında bağ kurar. Şimdi türkülerle ilgili geçmişle günümüz arasında bağ geçmiş nerede? Yani var olan şeyleri söylüyor evet yapılar hakkında bilgi veriyor ama bağ kurduğuna dair bilgi -a. -a ben çarpı atarak gideyim tik atmayayım yanlış olmasın aklınızda. Dinleyenin yön duygusunun gelişmesini sağlar. Allah aşkına buna sadece güleriz be. Buna güleriz. Ceyhan yapma. Yani dur kalemi de işaretle silerek de gitme. Aramızda Ceyhan yapan varsa otur gülmeli ya. Bir 5 dakika gülmeli hocam. Yanlış yapıyorsak da onun bir adabı var Allah aşkına. Yanlış yapan adam ne bileyim Bursa falan yapsın yani. Ya da cevap işte Edirne'si Denizli yapsın. Denizli'si Edirne yapsın ne bileyim. Ceyhan yapmasın ama devam. Oluşturulduğu şeyle ilgili izlenimler, izlenim kazandırır diyor. Eyvallah bize bir şeyler hatırlatıyor. Doğru. Söylenebilir. Fena değil. Kültürel ögelerin geleceğe kalmasında öncü olur. Öncüdür. Evet. Çok önemli kültürel değerler var vurgusu. Yok arkadaşlar. Sadece Mardin kapı. Küçük bir yön bilgisi. Ve bizi aydınlatma durumu söz konusu. Ama geleceğe kalır falan filan. Orasını bilmiyoruz. Ama en azından... Evet şehirle ilgili izlenim kazandırır. Gayet mantıklı. Bakın birinci çözüş yöntemi bu arkadaşlar. Metni okudum aslında metnin 3 bölümünden dönem şey aldık ama son kısımda bize işte şu tarafa bakar. Yani Mardin kapı bu tarafa bakar ama işte aslında Mardin'e değil Diyarbakır'dadır falan gibi bilgiler aktardı. Ben çok rahat denizeye gidebildim. Hiçbir sıkıntı yaşamadık soruda. Güzel başladık. Gel isterseniz ikinci soruyu da benim çok sık kullandığım yöntemle çözelim. Yani en azından kendi yöntemi nedir hocam ona bakalım. Ne diyor? Bu partiden hareketler hangisine ulaşılabilir? Bilimsel bazı yargılar topluma belli durumları benimsetmek için ortaya atılmış varsayımlardır diyor. Tamam bilimsel bazı yargılar varsayımlarmış sadece varsayım olduğunu söylüyor. Güzel bilimsel bir araştırmaya da ait olsa elde edilen bulgular yeni araştırmalara sınanmalıdır. Yeni araştırmalarla sınanmalı. Bir şey bulduysak onu deneyelim diyor bakalım. Araştırmanın geçerliliği kullanılan yöntem ve tekniklerin araştırma niteliğine uygun olmasına bağlıdır diyor. Tamam. Araştırma niteliğine uygun yöntem teknik deneme. Bir araştırma sonuçlarının diyor bilimsellik kazanması dünya çapında kabul görmesine bağlıdır diyor. Dünya çapında kabul görmeye bağlı. Güzel eyvallah. Deneylerle ölçülen verilerin güvenilir olması için diyor alanda uzman kişilerin tamam alanda uzman kişi bakın Edirne'de alanda uzman dedi. Denizde dünya çapında kabul görme dedi. Ceyhan'da araştırma niteliğine uygunluk var. Deniz de araştırmaların sınanması gerektiği Adana'daysa sadece varsayım olduğunu söylüyor bize. Şimdi beraber başlıyoruz. Burası en fazla 15-20 saniyelik bir kısımdı arkadaşlar. Seri bir şekilde okudum tak 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 yalnız dediğim gibi. Söylenebilirler, çıkarılabilirler, bu soruda olduğu gibi ulaşılabilirler. Biraz daha seçeneği uzun soru tarzlarıdır. Anahtar kelime avı yapmazsanız tamamen zorlanırsınız. Ciddi sıkıntılarla gelebilir soru. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor. Tüm araştırma çalışmalarının bir dereceye kadar geçerliği vardır. Ancak araştırma kusurluysa geçersiz bir çalışma olması mümkündür. Eyvallah. Örneğin bir araştırmacı deneyin katılımcılarına yalan söylerse veya verileri çalarsa hiç kimse onun yalan söylediğini bilmediği sürece sonuçları hala geçerlidir. Bununla birlikte birisi araştırmacının yalan söylediğini öğrenirse sonuçlarına artık güvenilemez. Şimdi buraya kadar güzel yani eyvallah anladık bir şeyler ama tam anlamıyla evet ya Adana diyemedik evet Bursa hiç diyemiyoruz. Henüz şıkka gidemedik, seçeneğe gidemedik. Bakın dikkat, bir araştırmanın sonuçlarının geçerli olmasını sağlamanın tek yolu araştırma metodolojisini nasıl değerlendireceğini bilen ve onları gördüklerinde kusurlar işaret edebilen etik araştırmacılara ve bilinçli ekiplere sahip olmaktır. Yani hocam, bakın Ceyhan'daki arkadaşlar ne demişti? Araştırmanın geçerliği zaten geçerli olmasını dedi. Burada başladı zaten dikkat. Kullanılan yöntem ve tekniklerin bakın orada söyledi zaten kusurlara işaret eden bilinçli değil mi? Kullandığı yöntemi tekniği bilen insanlar olsun. Araştırma niteliğine uygun olmasına bağlı Ceyhan çok yerinde arkadaşlar. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Ulaşılabilir, çıkarılabilir, söylenebilir, değinilmiştir soruları tehlikeli sorulardır. Evet rahat gidebilirsiniz cevaba eyvallah. Ama tekrar söylüyorum eş anlamlı sözcüklerin belki de en yoğun kullanıldığı soru tarzıdır. Yani yukarıda dedim ya işte sualler aşağıda soru der ama onu fark etmek zordur. Aman dikkat arkadaşlar lütfen kendinizi sınırlandırın. Yani ucu açık yorumlara giderseniz bütün şıklar mantıklı hale gelebilir. Ama Ceyhan'daki geçerlilik zaten yukarıda bariz bir şekilde geçmeye başladı. Bir şey dikkat ettiğinizi düşünüyorum arkadaşlar artık. İlk birkaç satır paragraf soru tarzı ne olursa olsun... Boş yani hazırlayıcı aslında boş değil de soruya çok yardımcı olmuyor yani öyle bir giriş yapıyoruz insanlar şunu genelde yaparlar şöyle yaparlar şu saatte zaten hep böyledir falan 2-3 satır bomboş bir satır bomboş bir satır sonra aslında insanların şunu yapması gerekirken falan ha, şimdi başlıyor yani ses tonu sanki böyle ortalarda ciddileşiyor gibi. Bu çok güzel bir eğilim arkadaşlar. Bunu yakalarsanız yol alacaksınız. Lütfen olaya böyle bakın. Açık kapı bulmak zorundayız arkadaşlar. Verilen süre ve sorular soruların uzunluğu vesaire eşleştirdiğiniz zaman uca uç ya yani ucuca ucu ucuna hocam net ucu ucuna. Neden böyle bir sıkıntı yaşayalım sınavda rahat hareket etmeyelim değil mi? Onun için bu kampı yapıyoruz. Hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Gel isterseniz hemen buna da bakalım. Bu arada şöyle yaklaştırabiliyorduk sanırım bunu biraz daha. Evet süper böyle çok daha iyi oldu. Bakalım üçüncü sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar ne diyor? Bu parça hareketle hangisine ulaşılabilir? Gelin bu sefer de metinden gidelim. Hangi hoşunuza giderse. Deniz kıyısında yaşayan analiz edelim mi şöyle metni? Bak bak Allah aşkına bak. Deniz kıyısında yaşayan bir halk ile uçsuz bucaksız bozkırda yaşayan bir halkın, çöllerde yaşayan bir halk ile Afrika ormanlarının denilip yaşayan ve medeni alemle Teması bulunmayan bir halkın hayat tarzları, geçim kaynakları farklı olduğu gibi dillerindeki kelime sayıları ve çeşitliliği de farklılık arz etmektedir. Güzel eyvallah. Fena bir giriş değil. Bir şeyler aldık buradan. Devam. Balıkçılıkla geçen insanların kullandığı kelimeleri tarım ve avcı hayvancılıkla geçilen bir toplum dilinde aramak boşunadır. Bu yüzden olsa gerek Orta Asya'da ziraatçılık ve hayvancılık yapan Türkler Anadolu'da karşılaştıkları deniz ve denizcilikle alakalı terimleri balık isimlerini İtalyanca, Yunanca gibi bu sahalarda kelimelerin üretildiği dillerden almıştır. Devam. Mesela Türkçe'ye liman, Çinakop, İstavrit, Palamut, Lüfer, Kalamar, İzmarit, Karides, Levrek, Kerevit, İspari, Kumru sözcükleri Yunancadan. İskele, Sardalya, Kamara, Kamarot, Kalyon, Barbunya, Manevra, Filika, Marina kelimeleri İtalyancadan. Yani burada baya baya kelimelerin nereden geldiğini söyledi. Burada ufak bir giriş yaptı. Yaşanılan coğrafyanın aslında dile etkisi üzerinden bahsetti. Çok az bahsetti. Ortalara doğru geldikçe... Ya şurada bence soru bitti arkadaşlar. Şurada bir yerde soru iyice güçlenmeye başladı. Yani cevap diyelim daha doğrusu. Cevap iyice güçlendi ortalara. Asya dedi, Anadolu dedi. Sonra bu coğrafyayı aldı çat diye aşağıya da ne yaptı örneğini verdi. Yani sorunun cevabı aslında metnin yine yarısından sonra ufak ufak kendini ele verdi arkadaşlar. Tamamdır. A'dayız bakın dikkat. Yaşam şekli ve coğrafya bir dilin kelimeleri üzerinde etkidir. Süpersin. Ben ne arıyorum? Ana düşünce aramıyorum. Ana düşünce arasaydım belki devam edebilirdim. Dur bir şıklara da bakayım hayır. Ama burada ben ulaşılabilir arıyorum. Yani metinde hangisi var? A var. Bitti. Bursa, Ceyhan, deniz ile sağlama yapmamalısınız. En büyük problemlerimizden bir tanesi de bu. Çok uzatmayacağım hemen seri bir şekilde gideceğim. Sorularda lütfen arkadaşlar kendinize güvenin. Binlerce soru çözüyorsunuz. Onlarca video izliyorsunuz. Abi siz yaparsınız artık ya. Sen yapmayacaksın da kim yapacak ya? Doğal olarak kendinize güvenmelisiniz. En büyük problemimiz bu. Mesela bu soru sınavda olsa vallahi billahi adına işaretlemezdim. Ben seni tanıyorum. Ne düşünecektim biliyor musun lan? Bu kadar kolay olamaz. Yani Adana olamaz abi. O kadar okudum ettim kendim parça. Bakıyorsun herkes okuyor falan. Güvenlik arada geçiyor gidiyor falan. Lan bir sınavın ciddiyeti var. A şıkkı nedir yani? Değil mi? Lan A değildir ya. Kesin değil. Dur bir B, C. Ha A'ymış. Yani B'yi okuyor, C'yi okuyor, D'yi, E yi okuyor. Bir rahatlıyor. Oh be diyor tamamdır. Şimdi Adana'ymış. Ya kendini rahatlattın eyvallah da zihnen. Allah aşkına neden bir buçuk dakika yitirelim? Lütfen cevabın Adana olacağına inanın. Zaten 40 tane soru var. 8-9 tane Adana olmak zorunda arkadaşlar. 8-9, 8-9. 5 tane olamaz. 3-4 olamaz. 14-15 de olamaz. Ortalama 8-9 tane Adana işaretleyeceksin sen zaten. O yüzden güven lütfen kendine. Adana ise çat işaretle hocam. Bak burada sıkıntımız bu. Adam o kadar kendini parçalıyor veriyor lan kesin Adana değildir bunun cevabı. Bunu yapma kendine güven. Mesela Bursa hadi güvenmedik Bursa. Diller arasındaki alışveriş uzun bir zaman, uzun zaman Yok evet alışveriş var ama uzun zaman yok. Mesela Ceyhan. Bir dinin gelişimi devşirme sözcüklerini kendi kur kendi kurallarına uydurma. Nerede liman, çinakop falan kendi kurallarımıza uydurmamışız. Hala büyük ünlüğüm yok onlarda. Devam. Başka dillerden sözcüğün alındığında değişim en az seviye indirgenmelidir. Yani alalım da değişime en az seviyeye indirgeme nerede? Başka dillerden sözcük alalım güzel de. Sözcükler bir milletin ekonomik faaliyetler üzerinde. Ekonomik faaliyet nerede abi? Sadece örnek verdi mesela balıkçılık dedi. O kadar değil mi? Aman dikkat arkadaşlar bakın bomboş değil mi? Çok çok önemliydi. Hangisine ulaşılabilir deyiz? Dördüncü sorudayız. Acelemiz yok arkadaşlar. Tadını çıkara çıkara gidiyoruz. Bütün mesele sizin yol almanız. Yoksa bu soruları durdur çöz hiç sorun yok. Beraber analizini yapalım. Soruları beraber yorumlayalım arkadaşlar. Hatta yorumlayalım evet. Ne diyor? Hangisine ulaşılabilir? Mesela burada ışıktan gidelim. Tarihte uçma fikrinin ilk olarak ortaya çıktığı yer Çin'dir diyor. Tamam ilk olarak ortaya çıktığı yer Çin'miş. Güzel hocam eyvallah. Buraya kadar her şey yolunda. Devam ediyoruz. Bakalım sonrasında ne olacak? Sıcak hava hidrojen balonu Wright kardeşlerin projelerinin önünü açmıştır diyor. Tamam. Wright kardeşlerin projelerinin önünü açması güzel. Orville Wright's gökyüzünde diyor en uzun süre uçan ilk insan olmuş. Tamam gökyüzünde en uzun süre uçan ilk insan. Ray kardeşler 1903 yılına kadar yaptıkları uçma deneylerinde başarı uçma deneylerinde başarısı olmuşlardır. İlk motorlu uçağın icadına kadar başka yöntemlerle uçma. Evet başka yöntemlerle uçma çalışmaları yapılmıştır. Başka yöntem. Güzel hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım hangisine ulaşabileceğiz dördüncü soruda. Uçağın ilk mucitleri olan vesaire vesaire kardeşlerdir kardeşler. Mükemmele ulaşana kadar birçok deney yapmışlardır. 1903 yılında gerçekleştirdiği deneyde icat ettikleri uçağın içinde vesaire varken kendi gücüyle havada 120 metre mesafe almış. 12 saniye boyunca uçmuş ve hasar almadan iş yapmıştır. Motorlu uçağı Wright kardeşler icat etmiş olsa da onlardan önce uçmak için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar uçurtmalar, sıcak hava balonları ve zeplinleri barındırır. Uçurtmanın ilk olarak nerede icat edildiği net olarak bilinmemektedir. Fakat kayıtlara göre 3000 yıl öncesinde dahi oba tamam. Yani cevap çıktı aslında. Şu an ben bir yandan da analiz yapıyorum hangi şıkka ulaşabilirim çünkü şıkların altını çizdik falan. Şimdi ilk olarak ortaya çıktığı yer Çin'de yaygınlaştı diyor. Evet bakın devamında. 3000 yıl falan filan diyor. 3000 yıl önce dahi Çin'de yaygın olarak kullan ama ilk olarak orada. I -ı. Devam ediyorum. İlk kullanma kullanıma uygun hava taşıtı ise 1783'te icadı gerçekleşen sıcak sıcak hava balonda geçti ama yani Işıklarda olmasına rağmen önünü açmıştır gibi vurgu söylemiyor. Yani Adana Bursa'yı eleyebiliyorum ama en azından ulaşılabilir ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ne demişti yukarıda birçok deney yaptılar. Yani o olmadı bu oldu. O olmadı bu oldu. Onlarca kez uçuş yapıldı. Yani buradan zeplin var diyor çalışmalar içerisinde. Sıcak hava balonları var, uçurtmalar var. Yani uçmak için birçok yöntem denenmiş. Bakın bana bunu söylüyor. Diyor ki ben A'yı denedim, B'yi denedim, C'yi denedim. Tamam. Buradan benim çıkarmam gereken şey nedir hocam? ilk motorlu uçağın icadına kadar birçok yöntemle uçuş denemesi yapıldı. Yani oradaki aslında bana uçurtmalar, sıcak hava balonları, zeplinler falan, fistanlar, atlamalar, zıplamalar E şıkkının hazırlığıydı. Yani ben yukarıda sana A, B, C'yi söyleyeceğim diyor. Yani A ile denedim olmadı, B ile denedim olmadı, C ile denedim olmadı. Sen diyeceksin ki ulan demek ki bunlar denenmiş. Yani başka bir şey ilk motorlu uçağa kadar bunlar denenmiş başka yöntemler denenmişe ulaşmanı istiyoruz. Yani adeta orada sayılanların tek tek farklı farklı yöntemler olduğuna ulaşmanı istiyoruz. Doğru cevap ne olacak oldukça sağlam soru arkadaşlar onu söyleyeyim. Gerçekten çok iyi soru bakalım. Sınavda neler gelecek? Evet bir de arkadaşlar söylenebilir sorularında bakın bütün formatları yazmaya çalıştık arkadaşlar sizler için. Hepsine hazır olun diye. Bazen de öncüllü sorular gelir. Öncüllü sorularda artık mutlaka ama mutlaka öncülleri almanızda fayda var ilk olarak. Bakın ne diyor? sembolik bir dünya kurarak kendisini ifade etmiştir diyor sembolik dünya tamam hocam ben burada sembolik dünyayı aldım güzel bakalım hangileri söylenebilir Duygularında yaşadığı iç savaş onu yardım almaya yöneltmiştir diyor. Yardım almaya yöneltme güzel. Yaşadığı duraksamalar onu yaşamın farklı zamanlarına itmektedir diyor. Tamam. Farklı zamanlarına itme duraksamalar. Tamam. Farklı zamanlar, sembolik dünya ve yardım almaya yöneltme. Bakalım hangisi söylenebilecek. Yazar bir insan olarak bir tek ereğim var diyor. Tek bir amacım var diyor. Yaşamla aramdaki bağları koparmak, imgesel bir yaşam yaratmak yeniden. Güzel. Günün her saatinde bunu düşünüyorum. Ben kimsenin yazmaya zorlamadığı bir düzeyde kendimle boğuşuyor ve yazıyorum diyor. Eyvallah tamam. Yani aslında şu da var. Ceyhan'daki böyle farklı zamanlara da vurgu yapıyor. Hep beraber yavaş yavaş yürüyerek sona doğru gidiyoruz ama ben ikide bir geri kalıyorum ya da bir nefeste sonu buluyorum diyor. Eyvallah eyvallah sıkıntı yok. Her an hayatın bir başında bir sonunda bir ortasında çok kez de her üç yerde birden bulunabiliyorum. Aslında sembolik bir dünya kurduğunu anlatıyor bana. Abi bu ya sınav sorusu sınav sınav ben buraya kocaman bir ÖSM yazar çıkar giderim hocam. Vallahi billahi tamam kocaman hadi görüşürüz kendinize. Yani bu çok net abi kalk git yani. Bu soruyu oku kalk git. Çok çok kapalı. Bakın sembolik dünya nerede abi? Bir başında, bir sonunda, bir ortasında olmakta tabii ki. Oldukça sağlam, oldukça sağlam. Ama ne diyor arkadaşlar? Ben ikide bir geride kalıyorum diyor. Ha, duraksamaları da söylüyor. Ve tabii ki onu yaşamın farklı zamanlarına ittiğini ya. Bir başında oluyormuş, bir sonunda, bir ortasında oluyorum bazen kurduğum dünyanın diyor. Bir kere sembolik bir dünyaya ben ulaşabildim. Aynı zamanda şu kısımdaki geride kalmak, sonra bir anda kendisini başında, ortasında, dünyanın sonunda bulması, yani geride kalmaların, duraksamaların, kendisini farklı zamanlara itmesi de yani 3 numarada buradan çıkarılabiliyor. Ama yardım almaya dair bir vurgu yok arkadaşlar. Şundan yardım alırım, bundan şöyle bir destek gördüm demiyor. O o yüzden 1 ve 3'e ulaşabiliyoruz. Ama gerçekten sağlam zor bir soru arkadaşlar. Onu söyleyeyim zor bir soru. Ya yani buna ulaştığınız sürece bunu anladığınız sürece zaten olay bitmiştir. Dedim ya işte beraber çöz temel altmaları ondan sonraki ödevleri bakayım. Evet kitap da yanında bir anda açık. Sakın süre tutma var. Mutlaka süre tut var. Bir de hızlanma testi var kesinlikle çözmelisiniz arkadaşlar affetmemelisiniz. Oba oba ne oluyor şu ne oluyor. Bu iki parça ile ilgili aşağı şey hangisi söylenebilir diyor. Evet bir de bu var arkadaşlar yani söylenebilir soru tarzı demişken bir de orijinal soru tarzları da var böyle. Yani direkt metinden hangisi çıkarılabilirden ziyade bunu da sorabiliyorlar. Lütfen cebinizde kalsın diğer soru işaretledik mi? Ha işaretlemiştik tamam süper. E o zaman haydi isterseniz bu soruya da bakalım. Şimdi öncelikle burada iki cümleyi de Özetleyeceğim iki metni daha doğrusu. Sonrasında acaba aynı görüşlerimi anlatıyorlar? Aynı görüşün farklı tarafını anlatıyorlar? Yoksa birbirine zıt görüşler mi? O tarz bir yorum yapmamız isteniyor burada. Bakın ne diyor? Uykusuz ve yorgun insanların vücutlarında biriken toksin miktarı normal bir bireye göre daha fazla. Bunlara karşı üretilen savunma hücrelerinin sayısı ise daha azdır. Bu sinir sistemimiz etkiler çünkü beyin böyle bir durumda uykusuzluğa, diğer sinirsel hastalıklar gibi algılar ve etkileri de bu yönde olur. Vücudumuzun hareket, duygu, düşünce ve davranış komuta merkezi olan beyin hücresel aşırı yükten dolayı işini sağlıklı olarak yapamamaya başlar. Temelde algı, hafıza ve dikkat sorunları olarak sıralayabileceğimiz bu etkiler artık ne diyor arttığı durumda diyor günlük hayatta tehlike oluşur. Eyvallah hocam hiç soru işareti yok gayet net. Var mı soru işareti? Yok tamamdır. Günlük hayatta tehlike oluşturacağından bahsetmiş. Uykusuzken bazı basit labirentlerden kolayca çıkamayan ve öğrenme güçlüğü çeken meyve sinekleri, kafeine ve uyku getiren kimyasalar karşıda insanlar ikine benzer tepkiler veriyor. Akşamları dinlenmeye çekilen kelebekler sıcaklık belli bir noktanın altına düştüğünde hareket edemezler. Dışarıdan uyku gibi görünen fizyolojik faaliyetlerin kıslandığı bu dinlenme şeklinde torporcu adı verilir. Uykusuz kalan araların ise buldukları yiyecek kaynaklarının yerini diyor kovanlarındaki diğer arılara dans ederek bildirirken hatalı yön yaptıkları gözlenmiş. Oba orada bile aslında fiziki etkilerinden bahsediyor arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi ne yaptı hocam? Yukarıda insandan bahsetti insan vücudu. Sonra aşağıda ne yaptı? Arıya geçti, sineğe geçti, kelebeğe geçti bir şeyler yaptı. Hadi başlayalım mı ne yapmak istiyor? Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göstermekte. Farklı görüş yok arkadaşlar. Aman dikkat. Sanki iki de biraz daha açtı bunu değil mi? İki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu. Ortak görüş. Hayır. Ortak bir görüş yok. İkisi de aslında aynı şeyi söylüyor gibiydi. Aynı olguyu farklı yönlerle değerlendirip ele almakta. Farklı yön değil. Aynı yönden devam ediyor. Uykusuzluk, yorgunluk ve sonrasında fiziki olarak bunların yansımaları. Tamam. Aynı düşünceyi pekiştirme yönelik fark. Süper. Bakın ne diyor arkadaşlar. İki parça ile ilgili söylenmek istenen, vurgulanmak istenen tam olarak bu. Aynı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunma. Süper. Yukarıda insan vücudu anlatıldı. Sonra sinek dedi, arı dedi, ne bileyim kelebek dedi. Bir şey dedi yani. Aşağıda örnekler vermeye başladı. Yani aslında her iki metinde aynı şey farklı örneklerle biraz daha pekiştirilmek adına anlatılıyor. Doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Hiç kaçarı yok arkadaşlar. Farklı üsluplar kullansalar da konuyu benzer nedenlerle açıklamaktadırlar. Saygı duyarız. Farklı üslup değil. Benzer neden saygı duyuyorum ama üstü farklı değil. Aynı şeyi vurguluyorlar. Süper. Hangisine ulaşılabilir arkadaşlar? Yedini sorudayız. Bakalım cevabımız ne olacak? Hadi bunu da metinden götürelim. Son kısma odaklanalım ve yapalım yorumumuzu. Geçmişte yaşanmış hiçbir şeyi o an yaşanmış şekilde hatırlamak mümkün değil. Hatırlananlara beraber, şatırlananlarla beraber anlatılan bir hikaye olduğundan geçmişin kendisi kurmacaya denk düşer. Güzel. Hayatın kendisi olayların kurmaca hallerinden daha kurmacalaşmış durumda. Güzel. Eyvallah. Tamamdır hocam. Devam. Dolayısıyla ne yaşıyoruz? sorusunun cevabı olmadığı için ciddi anlamda bak burada aslında metin başlıyor. Bak ne diyor cevap başlıyor. Dolayısıyla ne yaşıyoruz sorusunun cevabı olmadığı için ciddi anlamda neyin doğru neyin yanlış olduğuna net cevaplar verememenin getirdiği ihtiyaçla edebiyat bu açlığı doyurmaya dair yeni bir gerçeklik inşa edebilir mi sorusu geliyor akla. Her biri kendince bir hakikati ortaya koyacak oto kurmacalara ihtiyaç yok mu? Güzel yani aslında diyor ki tam da böyle her şeyi tam anlamıyla yaşamak mümkün değil bazı durumlar kurmacaya denk düşer bu noktada edebiyat ya da işte oto kurmaca kendi kendine böyle yapacağın kurmacalara ihtiyaç yok mu? Gen yani isterseniz hemen okuyalım arkadaşlar bakalım cevap ne olur. Yazın ürünleri yani edebi ürünler, edebiyat ürünleri, yazın ürünleri özellikle geçmişteki olayları okurun zihninde değiştirmek, değiştirerek vermekte de başarılı. Değiştirerek zihninde değiştirmek yok arkadaşlar. Kurmaca fena değil ama değiştirmek tam karşılamaz onu. Yaşamın kendisini bir hayal ürünü olarak gören okuru edebiyat eserle etkilemek zordur. Yani etkilenmenin zor olduğuna dair hiçbir tüyo yok arkadaşlar. Devam. Okur kitlesini ortak payda da buluşturma hedeflen yazarlar. Kurguda özellikten, kaç özellikten kaçınman yok arkadaşlar. Tam tersi özellikle ağır basabilir. Eski olduğu gibi yansıtmanın mümkün olmadığı bir ortamda edebiyat yeni Evet, 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 evet bu. Tam anlamıyla geçmişe dönmek, hatırlamak mümkün değil diyordu. Zaten bakın ilk cümlede. Ama sonlara doğru da ne dedi? Yani aslında edebiyat bu noktada bir şeyler yapamaz mı ya? gibi bir şey geliyor aklıma. Böyle bir soru geliyor aklıma demişti. Yanlış hatırlamıyorsak evet şurada. Yani böyle bir şey inşa edemez mi edebiyat tek başına? Gibi gibi aslında yapabilir demek istiyor. Aslında edebiyatın evet bu noktada yeni alternatifler üretebileceğine dair vurgular vardı değil mi? Buradan bunu çıkarıyorduk. Söylenebilir, ulaşılabilir sorular da aslında böyle. Yani çok da böyle bizi ters köşe yaptıracak, sıkıştıracak tabii ki metinler olabilir. Saygı duyarım. Ama ne kadar olabilir? Şu beşinci sorudan sonra artık daha ötesi olabilir. Mümkün değil. Geldik ki Edirne'ye. Sanatçı gerçeklik algısının sanat eserlerinde okura hissettirilmiş deneyimlerinden yararlanır. Kendi deneyimlerinden yararlanır ayarlanacağına dair bilgi yok arkadaşlar. Zaten bu sorularda bütün mesele anahtar kelime avını doğru yapabilmekte. Doğru analiz yapabilirseniz baya baya şıkları eleyebiliyorsunuz. Mesela hangisine ulaşılabilir? Burada şıklar kısa. Ben şıkları deneyip çok rahat yürüyebilirim. Mesela bir sorunun uzun vadede çözümüne basit uygulamalar değişmek zaman ve para tasarrufu sağlar. Evet tamam basit uygulamalar zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Yüklü miktarda para harcamak olası sorunları çözmede yetersiz kalabilir. Tamam evet yüklü miktarda para harcamak yetersiz kalabilir. Bir kaleme alalım hocam. Tamam basit uygulamalar yaşamak tasarruf sağlıyordu. Sorunları çözmede yetersiz kalma vurgusu yaptı burada güzel. Sorunların çözümünü her zaman karmaşık ve pahalı olmak zorunda... Tamam güzel her zaman karmaşık ve pahalı olmak zorunda değil sorunların çözümü diyor. Güzel. İnsanların memnuniyeti şirketlerin önceliği olmadığından başarı getirmez diyor. Ha, şirketlerin önceliği değilse insanların diyor memnuniyeti. Öncelikle memnuniyet o değilse ha, başarı gelmez diyor. Eyvallah. Başka ne diyor hocam? Her işin perde arkasında sıradan bir kahraman mutlaka vardır. Tamam sıradan bir kahraman mutlaka vardır diyor. Hemen isterseniz başlayalım. Hangisini yakalarsak cevaba gideceğiz. Orada yapıştıracağız cevabı. Bak ne diyor? Bir diş macunu firması fabrikada üretim bandında bilinmeyen bir ayarsızlıktan dolayı bazı kutuların içine diş macunu tüpünü koymadan paketleyince şikayetler Yönetim toplanarak acilen kendilerine hayli prestij kaybettiren, boş gönderilen kutu sorununu milyon dolarlık bir ek tesis yaptırarak çözmüş. Yaptırılan ileri teknoloji yazılımı ile son derece hassas bir elektronik baskül paketlemeden hemen önce her kutuyu tartıyor. Olması gerekenden az ağırlık hissettiğinde anında alarm çalarak bandı durduruyor. Görevli biri gelip boş kutuyu banttan alıyor ve testi tekrar çalıştırıyormuş. Güzel bak hep bomba şeyler bunlar. Devam devam bana cevap gelsin hocam ne diyor? Bu sayede müşteri şikayetleri anında kesilmiş. Şirketin CEO'su da daha bu işten müthiş memnun. İlk haftalar şu makine günde bir düzüne boş kutu ayıklarken dikkat 3 hafta sonra boş kutulardan eser kalmamış. Bu durum merak eden CEO milyon dolarlık hassas baskının yetiştiği yerleştirildi diyor yere gelmiş. O bölümler hemen önce yerleştirilen boş kutuları üfleyerek banttan dışarı atan bir vantilatör görmüş. Usta başını çağırıp bu ne diye sormuş. Efendim onu biz koyduk diye cevap vermiş. Ustabaşı ikide bir zırt bırt alarm çalmasın ve bant durmasın diye bizim çırak yerleştirmiş onu oraya diyor. Oba yani sen diyor hocam. Kurdum milyon dolarlık makine diyor. Azıcık kafayı çalıştırsaydın diyor. Vantilatörle de üflerdi. Boş olan kutu zaten giderdi. Neyin peşindeyiz diyor. Yani demek ki her zaman çok pahalı ve karmaşık bir sisteme ihtiyaç yokmuş hocam. Kafayı çalıştırdıktan sonra çok basit bir yöntemle de sonuca ulaşılabilirmiş. Demek ki her zaman karmaşık ve pahalı olmak zorunda değil algısı. Evet burada şurada bakın metnin ortasında bir yerlerde artık yavaş yavaş cevabın geldiğini hissediyoruz. Sınavda böyle olmalı. Yani karambole bir metin okumak, didik didik etmek, sonra seçeneklerden tek tek onları bulmaya çalışmak gibi bir şeye girmemelisiniz arkadaşlar. Yoksa işin içinden çıkamıyoruz. Vakit kaybı yaşıyoruz. Ben de isterim tabii ki böyle hemen tak 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 hepsine gidelim ama bazı sorular gerçek anlamda didik didik etmeyi tabii gerektirse de bakın dikkat metnin ortalarından sonra yavaş yavaş sanki hissetmeye başladık söylenebilirler de cevabı. Temel atmadı arkadaşlar son dörtlükteyiz dikkat. 9, 10, 11, 12 diyeceğiz ve bitireceğiz. Her yöntemi deneyerek çözüyorum için rahat olsun diye hangi hoşunuza giderse bu parçada söz edilen ne diyor Harlow deneyine göre anneliğin tanım aşağı hangisi olabilir? Hadi gelin metine başlayalım. Harry Harlow'un diyor yaptığı bir deneyde doğduktan hemen sonra annelerinden ayrı, ayrılan yavru maymunlar için iki farklı figür tasarlandı. Biri tamamen demirden yapılmıştı. Diğeri ise yumuşak bir havludan. Ancak demir olan figür aynı anda yavruların bir berondan süt içebileceği şekilde tasarlandı. Güzel. Yavru maymunlar figürlerin yanına koyulduğunda sadece açtıklarında demir figürün, acıktıklarında demir figürün yanına gidip karınlarını doyurdukları. Diğer tüm vakitler ise havlu olan figürle geçirdikleri görüldü. Güzel. Bir süre sonra demir figür sıcak, havlu olan ise soğuk bir hale getirildi ve maymunların demir figürle vakit geçirmeye başladıkları gözlemlendi diyor. Oba yani o sıcaklık hissini verdiği noktayı anne olarak kabul edip devam ediyor. Güzel bakalım. Ne diyor hemen cevabımızdan yürüyelim arkadaşlar. Sadece beslenme ihtiyacı ile alakalı olmayan şefkat, konfor ve sıcaklığın da önemli unsurlar olduğu bir dürtüdür. Evet süper. Yani sadece aç olduğu zaman gidiyor. Onun dışında orada vakit geçirmiyor ki. Demek ki onu öyle anne olarak kabul etmiyor. Biber ona yapışır kalırdı o zaman değil mi? Doğal olarak tabii ki beslenme ihtiyacı olsun. Gidiyor çünkü beslenme ihtiyacı duyduğu zaman. Gitsin aynı zamanda böyle sıcak bir yerde olsun. Yani konfor alanında olsun diyor. Süpersin A seçeneği en kapsayıcılardan bir tanesi şüphesiz ki. Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimine doğrudan etkisi olan bir süreçtir çok sığ. Koşullara göre değişkenlik gösterse de maddi varlığın devamını sağlayan karmaşık bir yapıdır. Karmaşık yapı olduğuna dair bilgi yok. Her canlıda aynı dürtüye ortaya çıkan, aynı her canlıda aynı dürtü, hayır hay, maymun örneği verildi sadece. Gen aktarımın ana bir ilişkisi olup bireyin davranışsal özellikle gen aktarımı falan geçtim hocam bunları. Aşıkı çok iyiydi. Gelsin onun Evet arkadaşlar geldik onun soruya. Hangisine ulaşılabilir diyor. Tamamdır artık mantığını çözdünüz arkadaşlar bence. İster metinden gidip son birkaç cümleye odaklanıp ana düşünceyi yorumluyorsunuz şıklar arasında tak tak tak. İsterseniz seçeneklerden anahtar kelime avına çıkıp metne başlıyorsunuz. Hangisi hoşunuza giderse. Benim en çok hoşuma giden şıklardan gitmek. Ben bayağı alışkanlık haline getirdiğim için soruların büyük bir çoğunu kullanabiliyorum. Eğer bir süre sonra alışkanlık kazanırsanız siz de gözünüz kapalı bunu uygulayabilirsiniz. Hangi hoşunuza giderse ikisi de bence can yakıcı onu söyleyeyim. İkisi de müthiş ikisi de zaman kazandırıyor. Ya en azından böyle karambol hadi bir okuyalım demektense nereye bakacağınızı bilerek okumak müthiş bir artıdır onu söyleyeyim. Zaten ana düşünceden sonra bu soruyu bilinçli olarak koyduk arkadaşlar. Ana düşünce da çok benziyor çünkü tamam. Hemen bakalım. Kişi ancak yaşamına sunduklarını geri toplayabilir. Yaşama sunduklarını geri toplamak güzel. İnsan, insanı değerli kılan en önemli şey yaşamına kattıklarıdır. Yaşamına kattıkları güzel. <laughs> iyi bir hayat sürmek için her durumu fırsatçı. Her durumu fırsata çevirmek güzel. Tecrübeler yaşamın geri kalanını kaliteli geçirmeye yarar diyor. Tamam, geri kalanını kaliteli geçirme. Başkalarından beklediğini kendisi veremeyen, vermeyen kişi mutluluğu yakalayamaz. Tamam. <laughs> Başkalarından beklediğini kendisine güzel başlayalım. Bir adam ve oğlu ormanda yürüyüş yapıyorlarken birden oğlan takılıp düşüyor ve canı yazıp ah diye bağırıyor. İleride bir dağın tepesinden ah diye bir ses duyuyor ve şaşırıyor. Merak ediyor ve sen kimsin diye bağırıyor. Aldı cevap sen kimsin oluyor. Aldı cevaba kızıp sen bir korkaksın diye tekrar bağırıyor. Dağdan gelen ses sen bir korkaksın diye cevap veriyor çocuğa. Eyvallah tamamdır. Çocuk babasına dönüp baba ne oluyor böyle diye soruyor oğlum. Diyor babası. Dinleme öğren ve daha dönüp sana hayranım diye bağırıyor. Gelen cevap sana hayranım oluyor. Baba tekrar bağırıyor. Sen muhteşemsin. Gelen cevap sen muhteşemsin. Oğlan çok şaşırıyor ama hala ne olduğunu anlayamıyor. Babası açıklama yapıyor. İnsanlar buna yankı derler ama aslında bu yaşamdır. Yani hocam, Adana, Adana kişi ancak yaşamına sunduklarını geri toplayabilir. Süper. Sen ne dersen aynısını alırsın hocam. Bu kadar. Ben başarılı olacağım ve aşacağım, gideceğim hocam, çözeceğim, yapacağım, halledeceğim dersen başarırsın, çözersin diyor. Aksi halde debelenir durursun. İşte A seçeneği bu kadar net bir şekilde cevabı bize hissettirebilir. A olsun hocam, B ile karışık şart demeyelim. Güzel yaşamına kattıkları insana değerli kılmak yok mesela burada. Arkadaşlar bir de böyle bir durum var. Yani değerli kılmayı buradan çıkaramıyoruz ki. B'ye neden gidelim? Ya da iyi bir hayat sürmek, Allah aşkına nerede iyi bir hayat sürmek yok ki? Veya tecrübeler, tecrübe nerede? Yok abi tecrübe hiç yok. Başkalarından bir şey beklemek, e, o da yok. Bayağı bildin sen ne dersen karşılığını alıyorsun. Yani yaşamın sunduklarını geri alabiliyorsun. Bu kadar. Devam 11. sorudayız. Haydi bitiriyoruz arkadaşlar. 11. soruda ulaşılabilir sormuş. Bize bakalım cevabımız ne olacak? Hadi burada da metinden gidelim. İnsanları satın alıp tüketirseniz mutlu olursunuz dedi. Şiddetli bir kapitalizm çağında yaşıyoruz. Bu mesaj hepimizin içine işlemiş. Tüketim odaklı bir hayat yaşıyoruz. Ürünleri yalnızca ihtiyacımız olmadığında ellerimde oldukları veya yeni oldukları için satın alırız. Wow dikkat. Bir Hollywood yıldızı olan Jim Carrey konuyla ilgili çok üzücü bir açıklama yaptı. Herkesin benim yaşadığım hayatı yaşayabilmesini istiyorum. Gerçek mutluluğun bu olmadığını herkes keşke herkes anlasa. Yani istediğini satın alabilir. Her yere gidebilir ama mutlu olamaz. Demek ki mutluluk tamamen insanın içindedir. Ne kadar alırsanız alın ne, ne, ne her zaman daha fazlasını istersiniz. Bu sorunun sonu yok. Bu sorun da zaten depresyona ve değişik psikolojik rahatsızlıklara kadar yol açabiliyor. 2000'lerde film CD'lerini koleksiyon yapardık. Tozlu CD'ler rafları işgal ederdi. Eyvallah hocam. Bilgisayarımızın hafızası MP3 albümleriyle dolup taşardı. Artık CD veya MP3 arşivi yapmak yok. Teknoloji de tasarım ve donanım olarak minimalizm nasıl minimalizmden diyor nasibini aldı küçülmeden vesaireden. Tamam. Ada madde gücü anlık bir duruma bağlı olarak insana sevinç verse de gerek gerçek anlamda insanı tatmin etmez. Güzel. Yani ben her şeye ulaşabilirim, alırım, yaparım, ederim ama mutlu olamayabilirim. Tatmin etmekten kasıt bu arkadaşlar. Ben buna ulaşabiliyorum. Ana düşünce bu muydu? Belki hayır ama ben buna metinden ulaşabiliyorum. Bu. Çıktı hocam metinden. Neden olmasın? Popüler kültürün dayattığı tüketim alışkanlıkları bir süre sonra psikoloji soruna <laughs> tüketim alışkanlıklarının değil de aslında böyle her şeyi yapabiliyor olmanın psikolojik rahatsızlığa neden olduğu söylendi. Teknolojik ilerleme, biriktirme ve arşivleme kültürü insanın mutlu bir yaşam sürmesine yeter değildir. Mutlulukla biriktirmenin hiç alakası yok. Sadece son taraftan yani kültürel anlamda değişimden bahsetti. Teknolojik değişimden bahsetti. Gerçek mutluluğun ne olduğunu ancak maddi kazanç elde ettiğimizde tam olarak anlayabiliriz. Hayır tam tersini söyledi. Onunla anlaşılmıyor dendi adeta metinde. Gerçek mutluluğa ulaşanlar hayatları boyunca ekonomik olarak istikrarlı olmayanlardır. Ekonomik olarak istikrar değilsen gerçek mutluluğa ya da mutluluğa ulaşırsana dair en ufak bir bilgi Yoktu. Geldik arkadaşlar son sorumuza bakalım sonrasında ne olacak? 12. sorudayız. Hangisine ulaşılabilir diyor. Haydi burada da gidelim. İnsanlar hedeflerine ulaşmak için karşılaştıkları engellerin üstesinden gelmelidir. Engellerin üstesinden gelmek. Güzel. Bir bireyin içinde bulunduğu koşullar. Onun gelecek hakkındaki fikirlerini belirler. Tamam. Koşullar ve gelecek hakkındaki fikirleri. Bir kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması ona mutluluktan çok acı verir. Tamam ihtiyaçlarını karşılayamasının acı vereceğini söylüyor. İdeallerin aşamalı ve kısa ömürlü olması insanın kendini değerli hissetmesini sağlar. Tamam idealler kısa ve kısa ömürlü olursa insan kendini değerli hisseder. Güzel mevcut durum yetersizce. Yetersizse gelecekten hiçbir şey beklenmez. Tamam yetersizlik ve gelecekten bir şey beklememe. Güzel. Ne diyor? Hemen başlayalım arkadaşlar. İnsan olduğu çok yukarıda görünen ideal bir dünyaya doğru yavaş yavaş derler. Eyvallah. Şu anda bulunduğu yer ile varacağı yer arasındaki imkansız mesafe nedeniyle korkmuş ve çaresizdir. Ayrıca şimdiye kadar elbet elde ettiklerinin dersi olduğunu hisseder. Dikkat, bu boşluk hissi on depresyona sokar. Belki de idealleriniz, ideallerimiz çok yüksek ve irademiz çok zayıf olduğu için kendimizi işe yaramaz hissediyoruz. Hmm süper. Bu. Cevabı söylemedim Allah aşkına. İşe yaramaz hissetmek yani dersiz hissetmek. Denizler ne demişti? Değerli hisseder. Ne zaman? Kısa ömürlü ve aşamalı ise. Yukarıda ne dedi? Yani bu kadar çok yüksek ideallerimiz olduğu için belki de ders ediyoruz. Aynı şey söylüyor. Biraz daha dolaylı. Ters şekilde aynı şeyi söylüyor. Devam. Bu nedenle çok uzağa çok yükseğe bakmak imkansız. Hayal etmek iyi değildir diyor. Güzel. İki adım ileriyi görmek ilerleyebilmemiz için yeterlidir. İki adım. Sonra iki adım daha atarak uzaktan aşılmaz görünen biri daha açtığımızı, bir konaktan diğerine ulaştığımızı fark ederiz diyor. Doğru cevap tabii ki denizde olacak. Biraz daha aşamalı, biraz daha ulaşılabilir şeyler söylersek, hayal edersek onları diyor bizi daha mutlu etmesine neden olabilir. Peki hocam süper. Bugün söylenebilir ve çıkarılabilir konuştuk. Şimdi kitabımızın isterseniz içindekiler kısmına bir bakalım. Bir de orada sohbetimizi yapalım ve yavaş yavaş sonlandıracağız. Haydi içindekiler kısmı Evet arkadaşlar içindekiler kısmında geldi kitabımızın şimdi soru analizini beraber yaptık hangi yıl ne kadar gelmiş ne kadar gelebilir tahminimizde söyledik soru analizi kısmı tamam temel atma testimizle beraber çözdük şimdi sakın süre tutma ve mutlaka süre tut dediğimiz kısımlar var arkadaşlar kitabımızın içerisinde o kısımlar size bugün ödev olarak verilecek. Bu kısımları mutlaka yapın ki en azından daha fazla verim alalım. Kamptan bir 10 katı, 20 katı, 30 katı verim alalım ve gerçekten geliştiğimizi görelim arkadaşlar. Bu anlamda sakın süre tutma testi, mutlaka süre tutma hızlanma testi gün içerisinde çözülsün. Bu sırayla çözülsün ve lütfen başlıklara uyarak çözülsün. Bakalım kaç dakikada çözüyorsunuz? Mesela hızlanma testinde soru sayısından daha az bir süre göreceksiniz. Onu tutturabiliyor musunuz? Mutlaka süre tutma süreyi ne kadar yakalayabiliyorsunuz? Ya da sakın süre tutma testlerini ne kadar yayıyorsunuz? Onları da mutlaka ama mutlaka bir test edin arkadaşlar bunları da bir analiz edin yorumlara da mutlaka yazın arkadaşlar. Peki o zaman tüm bunları gerçekleştirdiğimizde söylenebilir ve çıkarılabilir soru tarzında bitirmiş oluruz arkadaşlar. Süper kampımızın ikinci gününün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlk gün ana düşünceyi konuştuk sıfırıncı günden başladık. Ana düşünce ilk gün ikinci gün bugün de söylenebilir çıkarılabilir konuştuk. Satır satır bütün soru tarzlarını konuşacağız. Zaten kamp bitiminde bütün paragraf tam anlamıyla eksiksiz bir şekilde ve bomba anlamıyla bitmiş olacak hocam. E sonra bakalım sürprizler bizi bekliyor olacak. E o zaman haydi bir sonraki videoda 3 bu de görüşmek üzere kolay gelsin